İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Digranaget'teki Ermeni Çeşmesi 200 yıldır akıyor. Zohrab Mnatsaganyan, Ermenistan Cumhuriyeti'nde devam etmekte olan reformlar ve Artsakh sorunundaki pozisyonumuzu Letonya Devlet Başkanı'na sundu. Stepanakert Belediye Konseyi, Avustralya'nın Wright kentini kardeşi ilan etti. Afganistan'da Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi düzenlenen miting sırasında patlama meydana geldi. Onlarca ölü mevcut. Erdoğan'ın partisi yavaşça batıyor. On binlerce insan AKP'yi terk ediyor. Urfa'nın Harbetsuvan Tepe'de Göbekli Tepe'ye benzer yapılar bulundu. Romanya'nın Bacău şehrinin üç renkli meydanında Ermenistan adlı festival düzenlendi. Batı Ermenistan'ın Digranager şehrine bağlı Hazro ilçesinin Çitlibahçe köyünde Ermeniler tarafından 200 yıl önce yapılan tarihi çeşme hala akmaya devam ediyor. 1802 yılında yapılan bu çeşme Ermenilere karşı uygulanan soykırım kurbanlarının ayakta kalmış tarihi yapılarından biridir. Neredeyse 200 yıldır bu çeşmeden köylüler hem su içiyor hem de tarlalarını suluyor. Çeşme hakkında bildiklerini aktaran köylülerden 58 yaşındaki Şahabettin Daşlık, köyde kuraklık nedeniyle nehirler kuruduğunda bu kaynak akmaya devam ediyor dedi. Çeşme köyümüzde yaşayan Ermeniler tarafından yapılmış. 1915 yılında başlayan Ermenilere karşı uygulanan soykırımda köyümüzde bulunan Ermeniler de katledildi. Köyümüzün arka taraflarında kalan bir vadide hepsi öldürüldü. Şu anda köyde yaşayan tek bir Ermeni yurttaş bile kalmadı diye vurguladı. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsaganyan başkanlığındaki heyet, Letonya Devlet Başkanı Egils Levits tarafından kabul edildiği Riga Kalesi'ni 17 Eylül'de ziyaret etti. Dışişleri Bakanlığından News IM'e aktarılan bilgiye göre Bakan Mnatsaganyan, Egils Levits'i Cumhurbaşkanı olarak atanmasından dolayı kutladı ve Ermenistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan'ın tebriklerini ve iyi niyetlerini iletti. Avrupa Birliği ve Avrupa Birliği ülkeleriyle ortaklık bağlamında Doğu İşbirliği, ortak değerlere ve hedeflere dayanan, etkili, yüksek potansiyeli olan bir platform olarak karşılıklı olarak değerlendirildi. Dağlık Karabağ Artsakh meselesine değinen Bakan Mnatsaganyan, Ermenistan Cumhuriyeti'nin ilkeli tutumunu ve yaklaşımını sundu. Cumhurbaşkanı Levits ve Bakan Mnatsaganyan, çatışmanın barışçıl çözümüne alternatif olamayacağını vurguladı. Artsakh Cumhuriyeti Başkenti Stepanakert Belediye Konseyi Avustralya'nın Ray şehrini kardeş şehir olarak ilan etmeye karar verdi. Artsakh Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Departmanlığından Armen Press'e verilen demeçte iki şehir arasında dostluğun kurulması ve geliştirilmesi, sakinleri arasında dostane ilişkilerin kurulmasına ve güçlendirilmesine ve Artsakh Cumhuriyeti ile Avustralya arasında ortak ilişkilerin kurulmasına katkıda bulunacaktır. Stepanakert Belediye Konseyi'nin kararı Dışişleri Bakanı Mas İsmailyan Başkanlığındaki Artsakh Cumhuriyeti heyetinin Avustralya'ya resmi ziyaretinin arifesinde 23 Temmuz tarihinde oy birliği ile kabul edilen Wright Belediye Meclisi'nin benzer bir kararının ardından kabul edildi. Armen Press Ajansı'nın 1TV kanalının Twitter sayfasında yer alan habere göre, Afganistan'da Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi düzenlenen miting sırasında meydana gelen patlama sonucu 24 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi ise yaralandı. Tolo News'un daha önce bildirdiğine göre 17 Eylül'de Afganistan'ın Parvan eyaletinde Cumhurbaşkanı Eşref Ghani'nin taraftarlarıyla buluştuğu seçim merkezine yakın bir yerde iki patlama meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bombalar Cumhurbaşkanı'nın konuşmaya başlamadan önce patladı. TAS Ajansı'nın aktardığına göre kanal Ghani'nin zarar görmediğini doğruladı. Güven Gürkan Öztan'ın Bir Gün gazetesinde yazdığına göre Türkiye'de yaklaşık 60 bin kişi iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi'nden AKP'nin İstanbul Belediye Başkanlığı seçimlerindeki yenilgisi nedeniyle ayrıldı. Yazar Öztan, AKP üyeliğinin Türk vatandaşları için birçok kapı açtığını ve büyük ölçekli ihaleler kazanmak veya akrabalarına iş bulmak isteyenler için neredeyse zorunlu olduğunu söyledi.
Ona göre İstanbul ve Ankara Belediye Başkanı seçimlerinde AKP'nin yenilgisinden sonra partinin kaynakları önemli ölçüde azaldı. AKP tarafından özel sektörden atanan bakanlar durumu daha da kötüleştiriyor. Çünkü hükümetin düzenlemesi gereken bürokratik mekanizmalar problemlerin en temelini çözemiyor. Yorumcu Güven Gürkan Öztan'a göre ülkedeki mevcut sorunların asıl nedeni başkanlık sistemidir. Batı Ermenistan'ın Urfa eyaletinde bulunan Habertsuvan Tepe'de yapılan kazılarda UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Göbekli Tepe'deki yapılara benzeyen bazı eserlere rastlandığı belirtildi. Göbekli Tepe, dünyanın bilinen en eski kült yapılar topluluğu olarak biliniyordu. İlk kez 1963 yılında yapılan kazılarda ortaya çıkarılan Göbekli Tepe, dünyanın bilinen en eski kült yapılar topluluğu ve tapınağı olarak biliniyordu. Ermenistan adlı Ermeni Festivali Romanya'nın Bacău kentinde Bacău Belediyesi himayesinde 13-15 Eylül tarihleri arasında Romanya Ermenileri Birliği'nin Bacău şubesi tarafından düzenlendi. Romanya'daki Ermenistan Cumhuriyeti Büyükelçiliğinden Armen Press'e verilen demeçte festivalin Romanya'daki Ermeniler Birliği'nin 100. yıl dönümüne adandığını söyledi. 3 gün boyunca Ermeni kültürü, şarkıları ve dansı, yerel halka ve Bacău kentinin 3 renk meydanında toplanan konuklara sunuldu. Festivalde ünlü şarkıcı Can Sımpatyan, Ermeni halk, çağdaş ve caz müzikleriyle sahne aldı. Sımpatyan'ın yanı sıra duduk ustası Cosmin Rafael Balayan da yer aldı. İzleyiciler ünlü Romanyalı Ermeni caz müzisyeni Harry Davidyan ve Gabriel Dedeyan'ın muhteşem performanslarıyla büyülendi. Festivale Romanya'nın farklı şehirlerinden gelen çok sayıda Ermeni ve Romanyalı misafirler katıldı. Üç renk meydanı boyunca Ermenilere adanan ve Ermenice yazılı kitaplar, el sanatları, Ermeni içecekler, kahve, hediyelik eşya ve daha pek çok nesnelerin sunulduğu pavyonlar açıldı. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Guhar Hovhannisyan tarafından seslendirilen Aşu Gevork'un Hayrik adlı eserini sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.